geldiniz. Selamünaleyküm hocam. Nasılsınız? Sağ olsun. Nasılsınız? Allah razı olsun. Hocam nasılsınız? Efendim? Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Başkanım nasılsınız? Nezat abi. Sayın AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz ve Malatya Milletvekilimiz Sayın Öznur Çalık. Kimilerine göre Vahap abisi ama o Malatya'mızın medarı iftiharı. Evet, huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan'a. Çok teşekkür ediyorum. Ben hem Kız İmam Hatip Lisesi yurdunu hem Kız İmam Hatip Lisesi 216 derslikli okul inşaatını yapıp bizlere teslim eden ve bundan önce de birçok eğitim yatırımı yapıp müdürlüğümüzün, çocuklarımızın, geleceğimizin hizmetine sunan Vahap Küçük'e ve Küçük ailesine huzurlarınıza teşekkür eder, saygılarımızı arz ederim efendim. Tabii bu işler güzel bir şey. Allah herkese de nasip etsin böyle hayırlı işler. Bir sene önce Kız İmam Hatip Okulu Lisesi, Anadolu Lisesi'ni Allah nasip etti. Onu büyük hanımının adına, üstte küçük hanımına yaptırdık. O zaman da söz verdiler, bir küçük hanıma ne yapacağını dedim. Onun da başımda yeri var. Onun adına da burada 200 kişilik yurt yaptıracağını o zaman söz verdi. Allah bize bir senedir ömür verdi. Allah ömür verdi. Bugün bunu da burada işte görüyorsunuz. İnşallah temelini atacağım. Burada inşallah hem burada çocuklarımız okuyacak hem de bu yurtta burada rahat edeceklerdir. Cenab-ı Allah bana ömür verirse inşallah bu yardımlarımız devam edecek. Burada şu anda Doğanşehir'de 300 kişi çalışıyor. Fakir fukara. İnşallah bunu yakın bir zamanda göreceksiniz. Bunu 800.000 kişiye çıkaracağım. Burada işsizliği önlemek için Doğanşehir'de. Bunun yanında Malatya'da devamlı buradan servislerimiz koyduk. Malatya fabrikalarımızda da geliyor işsizlik önlemek için. Bizim kararımız insanlara ekmek vermek. Bundan güzel bir şey yoktur. Sağlık vermiş. Ondan sonra maddi imkan da vermiş. Ben bunu yapmazsam, bu insanlara faydalı olmazsam, yani mahşer günü Allah bunu benden sormadı diyor. Soracak. Ama biz elhamdülillah düşmanacağız. Allah bizi bundan soracak. Benim temmim bütün gücü yetenlere de bunu mesaj veriyorum. Ellerinizden gelirse bu insanlara faydalı olun. Vahap amca bizim partimizin kurucu ilçe başkanı. Ve 2001 yılında parti ilk kurulurken zor dönemlerinde ilçe başkanlığı yaptı. Sonrasında da görevi gençlere devrediyorum dedi. Doğalgazın ilk geldiği, Malatya'da ilk geldiği gelen ilçe Doğanşehir oldu. Ve bunun için genç delikanlı başkan Vahap amca inanılmaz mücadele etti. Biz küçük sanayi sistemimizi de Doğanşehir bize kazandırdık. Doğanşehir'le hemşerilerim bize bir 100 yataklı daha hastane gerekiyor dediniz. Ve 100 yataklı hastaneyi de Doğanşehir bize kazandırıyoruz. Meslek Yüksekokulu'nu tek başına yaptı. Ellerine sağlık Vahap amca. Yüreğine sağlık. Vahap amcanın hepiniz biliyorsunuz iki hanımı, 9 evladı, 27 tane de maşallah torunu var. Şimdi Cumhurbaşkanımız Malatya'ya geldiğinde, Vahap amcanın evine gittiğimizde, Vahap amca iki anamızı yanına aldığında, bunlar çocuklarımın anası demişti. Şimdi o çocuklarının anasının adına birine İmam Hatip Lisesi, birine de yurt yaptırdı. Yaptırıyor, ellerine yüreklerine sağlık. O gün Cumhurbaşkanıma takdir ettikten sonra Cumhurbaşkanım kendisinden Doğanşehir'e bir İmam Hatip Lisesi yapmasını istedi ve bir de yurt yapmasını istedi. O gün Cumhurbaşkanımızın talebini bugün bir kez daha yerine getirdiği için, sözünü havada bırakmadığı için, Cumhurbaşkanımızın gönlünü kırmadığı için Vahap amcaya ve ailesine canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve güçlü, yürekli bir alkış istiyorum. Almadan vermek sadece Allah'a mahsus olduğu için toplumun ihtiyaçlarına
gidermeye dönüktür. Bu anlamda zaten bütün toplumdaki her bir birey vergileriyle yapılacak bütün yatırımları, harcamaları finanse eder. Bir daha küçük fenomeni vardır. O soyadı küçüktür ama yüreği koskocamandır. Hakikaten onu tanıdıkça, şu bir yıldır çok yakından tanıma fırsatı buldum. Onu sevmek dışında başka bir his besleyemezsiniz. Çünkü yüreği doludur. İnsan sevgisiyle doludur. Türkiye sevdalısıdır. Türkiye sevgisiyle doludur. Doğan şehir sevdalısıdır. Doğan şehri çok sever. وتفضيلنا لنا بها جميع الهاجات وتلقينا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات 200 yataklı yıldız küçük kız öğrenci yurdumuz Doğan şehrimize Malatya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkan. İhsan Başkan orada. Abi şöyle bir telefon tam şeye geliyor yapıyor. Var mı önlü abi? Savunma itfaiyecilikle çağrı merkezi hizmetlerini bu sene açtık. 40'ar öğrenci full aldık. Bilgisayar programcılığıyla dış ticaret programımız da eskiden beri var olan program. Yani full şey, bütün öğrencilerimizi aldık, kapattık sınıfı. 4 programda şu anda 13 tane eksiğimiz var. Orada ek kontenjan gelecek, mutlaka gelecek. Bizim şöyle yapmak kaydı. Yapmak kaydı. Bu cihazlarla yazılım yapıyorlar. Hocalarımız anlatabilir bunu. Ali Hoca. Hocam ne, bırak nedir hocam. Bu? Bir şeyi hak ettik gibi çay ya. Önce çay hak ettik. Şu an yazarım. Şu an yazarım. Ama var mı amca biz sürekli desteğimiz. Buralara biz çok emek çektik ama arkamızda var amca var. Yani. Ne derler onu yapıyorum. Yani. Evet. Devletimizin imkanlarının kısıtlandığı anda.